bu iktidarın anlayışı, 3 hayvanla, 5 hayvanla, 10 hayvanla hayvancılık olmaz anlayışı, Türkiye'deki hayvancılığı neredeyse bitirme noktasına geldi. 3 hayvan, 5 hayvan bakarak evlatlarını okutan anaların önünde diz çöküp eğilip teşekkür etmemiz gerekiyor. O analar evlat okuttular köylerinde, öğretmen yaptılar, polis yaptılar, asker yaptılar ama artık maalesef ve maalesef böyle bir hayvancılık kalmadı. Hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştiren üretici Erdal Akgün, hayvancılığın bugün yerlerde süründüğünü söyledi. Uzun yıllar CHP'den İl Genel Meclis üyeliği yapan, bir dönem Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılığın bugünkü durumunu değerlendirdi. Bugün hayvancılıkla ilgili geldiğimiz nokta yerlerde sürünüyor. İktidarın yapmadığını, hükümetin yapmadığını, döviz kuru yaptı tarımda. Ama hayvancılıkta hala daha etkisini göstermiş değil. Süt fiyatlarında herhangi bir artış gözlenmiyor. Et fiyatları da çok fazla üretici için karın doyurucu bir yön almadı. Çünkü bu işler anlayış meselesidir. İktidarın uygulama olayıdır. Hayvancılıkla ilgili ne süte ne besiciye yansımış herhangi bir şey yoktur. Çünkü bu iktidarın anlayışı 3 hayvanla, 5 hayvanla, 10 hayvanla hayvancılık olmaz anlayışı Türkiye'deki hayvancılığı neredeyse bitirme noktasına geldi. Ben onları 80'li yıllara, 70'li yıllara ülkeyi bir incelemelerini istiyorum. O zamanlar nüfusa göre, Türkiye'nin nüfusuna göre 45-50 milyon olan nüfusumuzun bugünkü küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısıyla bugün işte 80 milyon aşmış bir Türkiye'nin nüfusunu karşılaştırmalarını istiyorum. Gerçekten durum çok vahim. Sadece ve sadece büyük sermayenin yapmış olduğu hayvancılığa katkı sağlamak küçük işletmelerin neredeyse kapısına kilit vuruldu. İktidar olduklarından beri işte yok öyle 3 hayvanla 5 hayvanla hayvancılık yapmak. İşte öyle 40-50 dönüm tarlayla, 100 dönüm tarlayla tarım olmaz noktasındaki anlayış Türk tarımını ve Türk hayvancılığını bugün resmen iflas ettirmiş durumdadır. 3 hayvan, 5 hayvan bakarak evlatlarını okutan anaların önünde diz çöküp eğilip teşekkür etmemiz gerekiyor. O analar evlat okuttular köylerinde, öğretmen yaptılar. O analar evlat okuttular, polis yaptılar, asker yaptılar ama artık maalesef ve maalesef böyle bir hayvancılık kalmadı. Üretici Akgün, elindeki hayvan varlığının %90 oranında azaldığını açıkladı. %90 azaldı benim kendimde. Yani köy bazına da vurduğumuz zaman örnek olarak söyleyeyim. Bir köyde 1000 litre süt çıkıyorsa bugün o süt 200-250 litrelere kadar düşen köylerimiz var. Siyaseti ilgilendiren, devlet idare eden insanları ilgilendirmesi gereken bir hayvanın yavrulaması için saman balyasının üzerinde yatan insanlara önem verilmeli.